Tabii hepimizin aklında aynı soru. Acaba oturduğumuz bina riskli mi? Eğer binamız riskliyse ne yapmalıyız? Nereye başvurmalıyız? Bu soruların yanıtlarını içeren bir haberimiz var. Tugay Sadar'ın haberini izleyelim. Allah apartman gitti. İzmir 6.6 ile sarsıldı. Yüzden fazla hayata mal olan deprem riskle burun buruna yaşadığımız gerçeğini bir kez daha hatırlattı. İzmir'de yaşanan ve hepimizin canını yakan deprem İstanbulları da harekete geçirdi. Birçok kişi binalarının hasarlı olup olmadığını tespit etmek için Çevre Şehircilik Bakanlığı ile birlikte belediyelere başvuru yaptı. Peki bu başvurular nasıl yapılıyor? Önce Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın lisanslandırdığı kuruluşları internet yöntemiyle öğrenerek onlara başvurabilirler. Onlar gelir bu numune alma işlemini ilgili kuruma, belediyelere ya da büyükşehir belediyelerine ya da Çevre Şehircilik Bakanlığı'na oradaki usul neyse ona göre yaparak binaların durumunu öğrenebilirler. Numune alma işlemlerinde mülk sahiplerinin tamamının onayı gözetiliyor. Eğer bir anlaşmazlık çıkarsa devreye uzlaştırma ekibi giriyor. Bu uzlaştırma ekibi netice alamazsa da 636 sayılı kanunun ilgili maddesi gereğince mülkten bir kişinin başvurusuyla dahi bu işlem yapılabiliyor. Bağcılar'da da bir binanın risk testi vardı. İzmir depreminden sonra bizim de uzun vakittir şüpheyle baktığımız binaları denetlettirmeyi uygun bulduk. Ailece kararlaştırdık. Numune alma işlemi ise iki yöntemle yapılıyor. Önce sismik dinleme analizi yapılıyor. Bina sahibinin talebi üzerine ekipler işte bu adrese geldiler ve şu anda sismik dinleme yapıyorlar. Bu sismik dinlemenin sonucu bu binadan karot alınıp alınmayacağını belirleyecek. Ekipler analiz değerinin beklenenden az gelmesi üzerine karot alımına geçti. Kolondan numune aldı. Numunede dikkatimizi çeken hemen göreceğiniz şekilde deniz kabukları ve betonun azlığını, içteki deniz kabukları yoğunluğunu görüyor musunuz? Yani bir tane iki tane değil, dışında ve içinde aldığımız deniz kabuğu oranı ve çakıl oranı çok yüksek. Elde edilen numune laboratuvar ortamında detaylı incelemeye alınıyor. Tek başına bir veri değil tabii ki ama çok önemli bir veri. Bunu biz binanın mühendislik hizmeti alıp almaması, kolon aralıkları, diğer yapım yılı, diğer donelerini bir araya getirip tek bir rapor haline getirdiğimizde bu C6, C5 ortalamasına gelecektir. Bu da bizim eğer böyle bir numuneyle karşılaşırsak daha hızlı bir yıkım sürecine giriyoruz. Mesela C5C16'da bir normal yasanın verdiği 30-60 günlük sürelerle ilgili vatandaşa taşınma, ev bulma bu süreleri veriyoruz.